Maraş gerçekten açılacak mı? Yasal sahiplerinin Maraş'a ne zaman ve hangi şartlarda geri dönmesi bekleniyor? Mazi birlikte yeni sezonun ilk programında çok konuşulacak bir dosyayı gündeme getiriyor. Konuğumuz Murat Metin Hakkı, Kıbrıs Türk Toplumu'nun yetiştirdiği en başarılı avukatlardan biri. Ailesinin pek çok üyesi ta Osmanlı zamanından beri Kıbrıs Türk Toplumu'nun ileri gelen hukukçularından. Kamuoyu onu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Kıbrıs Rummanları için Türkiye aleyhine dosyaladığı davalarla tanıdı. Murat Metin hakkıyla yaptığımız röportajın ilk bölümünde 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın akıbetini konuştuk. 1982'de doğdum. 2002 senesinde Southampton Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans diplomamı elde ettim. Ardından 2003'e kadar bir yıl boyunca London School of Economics'te ticaret ve şirketler hukuku üzerine ilk masterımı yaptım. Ardından da 3 yıl boyunca Amerika'da yüksek lisans çalışmalarında bulundum. Bir yıl boyunca Cornell Üniversitesi'nde New York'taki uluslararası hukuk ve insan hakları üzerine ihtisas yaptım. İki yıl boyunca da Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmalar Merkezi'nde Orta Doğu Araştırmalar üzerine üçüncü yüksek lisans derecemi elde ettim. Harvard'ı bitirdikten sonra sırasıyla New York ve Londra barolarında kayıt sürecini tamamladım. Ardından Kıbrıs'a geldim. 2009'da Kıbrıs Cumhuriyeti Barosu'na ve aynı zamanda da e, kuzeydeki baroya kaydoldum. Ve 11 yıldır da kesintisiz olarak hem e, Kıbrıslı e, Türk hem de e, Kıbrıslı Rum müvekillerime hukuk hizmeti sunmaktayım. Aynı zamanda 1974'ten sonra Kıbrıs Cumhuriyeti Barolar Birliği'ne kayıt hakkı kazanan ikinci e, Kıbrıslı Türk'üm. Bundan dolayı da oldukça gururluyum. Şunu sormak isterim. Kamuoyu sizi ilk önce yani Kıbrıs Rumların Maraş'taki taşınmaz malları konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açtığınız e, ve dosyaladığınız davalarla tanıdık. Evet. E, yakın zamanda ise e, bu kez Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine Kıbrıslı Türklerin taşınmaz malları konusunda Ahim'de bir dava dosyaladınız. Bir avukat olarak önce Türkiye'yi ardından da Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Ahim'e götürmek bir çelişki mi? Burada ben kesinlikle herhangi bir çelişki görmüyorum. Netice itibarıyla avukatların mesleği de bir bakıma doktorların mesleğine yakındır, benzeşmektedir. Doktorlar hastalarının fiziksel problemlerini tedavi etmeye çalışırlar. Hukukçular da Müvekkillerinin hukuksal problemlerini aşmalarına yardım ederler. Ben de e, oldukça profesyonel bir şekilde hem e, Rum müvekkillerime hem de e, Türk müvekkillerime ihtiyaçları olduğu zaman yardımda bulunmaya çalışıyorum. Netice itibarıyla ihtisas alanlarımın bir tanesi de insan hakları hukukudur ve benim gözümde de hem Türkler hem Rumlar. Eşit derecede insandırlar ve haklarının da bir şekilde müdafaa edilmesi lazımdır gerektiğinde. Ben de konumum gereği bu noktada kendilerine hizmet sunuyorum. Maraş konusunda birkaç soru sormak isterim size. Memnuniyetle. Maraş'taki Kıbrıs Rumalları ile ilgili dosyaladığınız davalardan ve bu davaların getirilerinden bahsedebilir misiniz rica etsem? Elbette ki. Şimdi ben Taşınmaz Mal Komisyonu başvuruları için bir sürü Rum meslektaşımla çalışıyorum. En önemli davalar da genelde Ahilyas Dimitriadis'in tarafıma emanet ettiği, güvenip gönderdiği davalardır. Ve bunlar arasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Maraş'la ilgili olan KV Mediterranean e, Tours Limited şirketinin e, davası vardır. Ve bu e, dava e, siyasi dengeleri e, zorlamıştır Maraş konusunda ve muhtemelen önümüzdeki aylarda e, bazı siyasi adımların Türk yönetimi tarafından e, adıl, atılmasına sebebiyet verecektir. Ee, Maraş'la ilgili davalar Dimopoulos kararı malumunuz olduğu üzere 2010 senesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından açıklandı ve Taşınmaz Mal Komisyonu etkin bir iç hukuk yolu olarak e, tanındıktan sonra e, 7 bin civarında başvuru dosyalandı Kuzey'de takriben 300 bin dönüm e, Rum arazisiyle ilgili olarak Bunların yaklaşık 300-400 arası bir rakamı Maraş'la ilgiliydi ve 2010'dan 2020'ye kadar e, takip edilen süreçte somut bir e, adım atılamadı Maraş'la ilgili olarak ve bu e, pilot dava dosyalandı. Dava açma ahimde dava dosyalamaya iten taz, itensizliği tazminatların ödenmemesi mi? Şimdi e, Türkiye aleyhine e, ikame edilmiş ve takip ettiğim 20'den fazla başvuru vardır. Bunların e, önemli sayıda yani yaradan fazlası karara bağlandığı halde ödenmeyen tazminatlarla ilgilidir. Bir bölümü de e, Kapalı Maraş mallarıyla ilgilidir. Ee, i̇lk olarak bu KV Mediterranean Tours'un, ki bu konudaki pilot davadır, takip ettiği süreci özetlemekte fayda vardır. 2010 senesinde başvuru komisyonda dosyalandıktan sonra 2012'ye gelindiğinde henüz herhangi bir e, teklif ya da savunma dosyalanmamıştı dava edilen e, makamlar tarafından. Biz bunun üzerine onları cevap vermeye zorlayıcı resmi dilekçeler dosyaladık komisyon nezdinde. 2017 başında biz bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdük. Ve özetle kapalı, kapalı araçla ilgili olarak etkin bir iç hukuk yolu olmadığını savunduk. Tabii bu arada bu KV Mediterranean Tours Limited şirketinin başvurusunun ilerlemesine paralel olarak geçen yılın yani Ekim 2019'da Kuzey Kıbrıs'taki yüksek mahkeme Ioannis Ioannou ve oğulları Emlak Şirketi Limited ile ilgili vermiş olduğu bir kararda farklı bir istikamet çizdi taşınmaz mal komisyonuna Buna göre taşınmaz mal komisyonu her halükarda karar alırken ve Maraş'la ilgili başvuruları dikkate alırken 1974 tapu kayıtlarını esas almalı ve 74'te kayıtlı görünen kişilere ya da yasal mirasçılarına e, iade ya da tazminat önermelidir. Tabii bu e, açılım e, Türkiye tarafından da İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemine getirildi. İnsan Hakları Mahkemesi Ekim 2019'da çıkan bu Ioannis Ioannou ve oğulları emlak şirketi limit e, Limited kararına göre e, Kuzey Kıbrıs'ta Maraş'la ilgili bir e, etkin iç hukuk yolu var mı yok mu eee Karar verecektir ve eğer etkin iç hukuk yolu olduğuna hükmedilirse muhtemelen kapalı maraşta e, taşınmaz mal komisyonu vasıtasıyla Ekim ayındaki e, liderlik seçimlerinden sonra iadeler başlayacaktır. Yani şöyle dersek abartılı olur mu Murat Bey, sizin Ahim'de Kıbrıs Rumlar için Türkiye aleyhine dosyaladığınız davalar e, Maraş'ta malların e, yasal sahiplerine iade edilmesinin, yani Kıbrıs durumlara iade edilmesinin ve Maraş'ın açılmasının önünü mü açıyor? E, muhtemelen öyle denebilir. Yani e, meslektaşım Ailias Dimitriadis ve benim komisyonda takip ettiğimiz davalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan başvurular en azından statükonun taşlarını yerinden oynattı diye düşünüyorum. Tabii ki e, burada dikkate alınacak sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu değildir. Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz aranmasıyla ilgili gelişmelerdir de aynı zamanda. Gerek ahim başvurusu gerek e, son siyasi gelişmeler Türk yönetimini e, kanaatimce e, Maraş'la ilgili bir adım atmaya e, yöneltiyor. Şimdi Maraş'la ilgili olarak süreç eğer tahminim doğru çıkarsa şöyle ilerleyecek. Dediğim gibi Ekim ayındaki liderlik seçimlerinden sonra Taşınmaz Mal Komisyonu tek tek Maraş'la ilgili başvuruları ele almaya başlayacak ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne belirttiği yol haritasıyla uyumlu olarak 1974 kayıtlı mal sahipleri ya da onların yasal mirasçılarına mallar tek tek iade edilecek. Bu süreçte muhtemelen yüklü bir tazminat ödenmesinin önüne geçilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk liderliğinin yönetiminde malını geri alan bir Kıbrıslı Rum'un bu malı serbestçe tasarruf etmesi satması, kiralaması, Türklerle bu Kıbrıslı olsun ya da Türkiye'li olsun çeşitli firmalarla ortaklık kurmasının, malı beraber işletmesinin, tekrar inşa etmesinin önünü açacak. Tabii mal satışları falan da gündeme gelebilir. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti muhtemelen Türk yönetimi altında Maraş açılırsa bunun Maraş'ın zamanla Türkleşmesine yol açacağını düşünüyor ve bu yüzden bu başvuruların önünü almaya çalışıyor. Ancak akan nehri geriye doğru çeviremezsiniz. Yani su varacağı hedefi bulur böyle yapay engellerle. Baraj inşa etmeye çalışmakla her şeyi tamamen kontrol altına alıp engelleyemezsiniz. Dolayısıyla Maraş'la ilgili süreç kanaatimce özellikle 2021 başından sonra hızlı bir şekilde ivme kazanarak ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ne kadar sürecek sizce Maraş'ın tamamının yasal sahiplerine geri verilmesi? Şimdi biliyorsunuz Maraş bölgesi son 46 yıl boyunca ihmal edildi ve orada binaya da, altyapıya dair doğru düzgün hiçbir şey kalmadı. Sadece e, hayalet evler, e, molozlar ve pislikler var. E, bu bölgenin tekrar imar edilmesi için ve çeşitli yerel ya da yabancı firmaların, müteahhitlik firmalarının orada faaliyet gösterebilmesi için tahminen minimum 6 yıllık bir sürece ihtiyaç vardır. Dolayısıyla benim tahminim 6 ile 10 yıl arası bir süreçte 40 bin civarında Kıbrıslı Rum'un Maraş göçmenin malları kademeli olarak iade edilecek ve iadelerin yapılmasına paralel olarak da Maraş bölüm bölüm altyapısı da onarılmak suretiyle tekrar Kıbrıslılara ve insanlığa kazandırılacaktır. Bence olayın hukuksal boyutuna ilaveten yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi boyutuna ilaveten bir de siyasi boyutu vardır. Yani Türkiye Kıbrıs Rum liderliğine şu mesajı vermek istiyor. Ta Denktaş-Kleridis zamanından başlayan görüşmelerde Maraş'ın ve Güzel Yurt'un ve Mesarya'daki muhtelif bölgelerin olası bir çözümde Rum yönetimine ya da Rum parça devletçiğine iade edilmesi kesin gözüyle bakılan bir şeydi. Ancak bundan sonra Rum yönetimi ve Rum halkı da Maraş'ı e, çantada keklik olarak değerlendirmemelidir. Yani Maraş eğer siyasi bir çözüm olmazsa dediğim e, doğrultuda 5-6 yıl içerisinde yavaş yavaş uluslararası hukuka uygun bir şekilde Türkleşebilir. Ve bu e, ciddi plan e, yürürlüğe konunca da Rum yönetimine elbette ki bir gözdağı verilmektedir ya da ciddi bir politik mesaj verilmektedir. Maraş'ın Efkaf malı olduğuna ilişkin iddiaları sorduğumuz Murat Metin Hakkı, Osmanlı döneminde böyle bir durum olduğunu ancak bu malların zamanla çeşitli sebeplerle el değiştirdiğini anlattı. Murat Metin Hakkı, İngiliz yönetiminin 1935'te Vakıf mütevellisine Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken ise... ...Efkaf adına Kıbrıs Türk liderliğine söz konusu mallar için... ...yüklü miktarda tazminat ödediğine de dikkati çekti. Bir de hukuki açıdan ahkam Evgafa ve zaman aşımı mevzuatımıza da dikkat çekmek isterim. E, gerek e, Osmanlı Sivil Hukuk Mevzuatı Mecelle... ...gerek vakıf kurallarının derlemesi olarak tanımlayabileceğimiz Ahkamül Evgaf'a göre... ...gerekse Kuzey Kıbrıs'ta halen yürürlükte olan ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yürürlükten kaldırılmış... ...fasıl 15 zaman aşımı yasası madde 4 hükümlerine göre... ...bir vakıf malının mülkiyetini sorgulamak isterseniz ya da bu mal vakıf malıdır iddiasında bulunmak isterseniz... Bunun zaman aşımı süresi 36 yıldır. Her halükarda en iyi ihtimalle bile 1913'te yaşanmış olabilecek usulsüzlüklerin ardından 107 yıl geçmiştir. Dolayısıyla hem muhtelif tarihlerde ödenen tazminatlar hem de zaman aşımı mevzuatı dikkate alındığında Maraş ev kafa aittir argümanının hukuksal olarak halen ileri götürülemeyeceğini düşünüyorum. Yani olgusal olarak doğrudur. Maraş bir dönem vakıf malıydı ama şu veya bu nedenden dolayı bu mallar vakıfların adından çıktı ve bu artık 107 yıl sonra sorgulanamaz. Dolayısıyla bu iddia mesnetsizdir hukuken. Her halükarda şunu da dikkate almamız lazımdır. İngiliz idaresi Evkaf'ı Türk liderliğine 1956'da devretti ve Maraş'taki bu onlarca otel, yüzlerce bina, e, konut, restoran, aklınıza ne gelirse banka, tiyatro binası 1959-74 e, aralığında inşa edildi. Yani yapıların %90'ı bu 15 yıllık dönemde inşa edildi. Eğer bir usulsüzlük varsaydı o zamanki Evkaf idarecileri mahkemeye başvurup haklarını aramayı denemeliydi. İlaveten toplumlar arası görüşmelerde 1974'ten 2004'e kadar çeşitli kaynaklara göre, göre Maraş en az 7 kez Rum yönetimine teklif edilmiştir Türk liderliği tarafından. Yani eğer vakıf malıysaydı bu niye Rum liderliğine teklif edildi? Bu konuda özellikle 79 Doruk anlaşmalarının 5. maddesinde de ayrı bir düzenleme vardır. Yani Maraş'ın yasal sakinlerine iadesinden, onların yaşamana açılmasından bahsedilmektedir. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde yani bu argüman ileri gidemez. Maraş başvuruları diğer bölge başvurularından farklı ilerlemektedir. Diğer bölgelerle ilgili başvurularda sonuçlanan dosya sayısı epey fazladır. Ödenen tazminatlar da vardır. Ciddi rakamlar söz konusudur ancak son yıllarda bu ödemelerle ilgili de verilen kararlara rağmen bazı gecikmeler yaşanmaktadır ve bir takım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları da bu karara bağlanmış tazminatların ödenmemesiyle ilgilidir. Bu da e, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'taki liderlik arasında e, yaşanan bazı siyasi sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. Yani bunu açacak olursak e, Türkiye Komisyon tazminatları ödenirken e, bunlardan sadece Münhasıran e, Anadolu'daki vergi mükelleflerinin sorumlu olmasını kabul etmemektedir ki bu doğal bir e, yaklaşım tepki olabilir. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp bu mallardan istifade eden, bu malları tasarruf eden kişilerin de bir şekilde e, tazminat ödeme e, mekanizmasına dahil olmasının yasa yoluyla, kanun yoluyla zorlanmasını talep etmektedir. Ancak Türkiye'nin bu yönde talep ettiği tazminatları mesela en az bir %20, %30 oranında tasarrufçunun ödenecek tazminata katkıda bulunmasını zorlayacak yasanın geçirilmesiyle ilgili olarak hiçbir siyasi parti bunu dile getirmeye cesaret edememiştir ve son zamanlarda ödemelerle ilgili yaşanan tıkanıklığın da sebebi Kuzey Kıbrıs'taki yapının bu yönde bir yasal düzenleme yapmaması ve buna tepki olarak da Türkiye hükümetinin kaynak aktarımını son derece yavaşlatmasıdır. Kıbrıs'ta mülkiyet konusunun uluslararası mahkemelere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması ne gibi şeyler kazandırdığı Kıbrıs Türklere ve Rumlara, Kıbrıs sorununu nasıl etkileyecek gelişmeler oldu? Birazcık özetleyebilir misiniz rica etsem? Aslında bu e, yargı süreçleri e, her iki e, toplumun yönetimine hali hazırdaki statükonun e, sıkıntılara gebe olduğunu hatırlatıyor. Ve statükoyu sürdürmenin e, sıkıntılarının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. E, belli bir yönetim aleyhine elde edilmiş kararlar e, o yönetimi belli konularda açılım yapmaya zorluyor. Örneğin e, meşhur Titina Loizudu davasından sonra başlayan süreçte yaklaşık 1500 civarında başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine birikti ve Türkiye bu sürecin sonunda Kuzey Lefkoşa'daki taşınmaz mal komisyonu kurdu. Her ne kadar bu sistemde birçok sıkıntılar olsa da yüzlerce Kıbrıslı Roma çok ciddi miktarlarda tazminat ödendi. Şimdi de bu bizim takip ettiğimiz barutçuza, Ahmet Vasıf Efendi davası Kıbrıslı Türkler lehine benzer bir süreç başlatacaktır. Ve bu sefer de Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini bazı konularda adım atmaya zorlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Kıbrıs sorununun askıda kalması hem Türkleri hem Rumları belirsizliğe itmektedir. Kıbrıs dünyanın en güzel noktalarının birindedir ve potansiyeli çok büyüktür. Ekonomik işbirliği için inanılmaz bir potansiyel vardır. Bir çözüm olursa Bundan herkes menfaat sağlayacak ve ekonomik ve siyasi belirsizliklerin çoğu ortadan kaldırılacaktır. Dolayısıyla as ehume mialli siyado gibriyago, as gerdi same mazih.